Tabii geride bıraktığımız günleri ele alacak olursak 11 Ağustos tarihi Kastamonu açısından, bölgemiz açısından önemli bir tarih. Geçtiğimiz yıldan itibaren, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2021'de biliyorsunuz büyük bir sel afetini hep birlikte yaşadık. Bozkurt merkezli olmak üzere bölgemizde, Kastamonu'da, Kastamonu ilinde meydana gelen sel afetinde 65 vatandaşımız can vermişti. 8 vatandaşımız ise tüm çabalara rağmen bulunamamıştı. Felaketin birinci yılı vesilesiyle 11 Ağustos 2022'de Bozkurt ilçemizde bir anma programı gerçekleştirildi. Bozkurt meydanda yapıldı tören. Bu törende tabii günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Dualar edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı. Ve aynı zamanda Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nin de bir fotoğraf, binlerce hikaye başlıklı fotoğraf sergisi Bozkurt'ta açılmış oldu. Gün boyu da gezilmiş oldu. Sel felaketin birinci yılını geride bıraktık. Tabii Bakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu gün vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından mesajına yer verdi Bakan Kurum. Evlatlarımızın mutlu, sağlıklı, güvenli yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız diye konuştu. Bozkurt merkezli sel afeti, Kastamonu 11 Ağustos diyelim ve bu başlıkla başlamış olalım. Tabii o gün ben bölgedeydim 11 Ağustos'ta ve sevgili İrfan Sağcı da, arkadaşımız da bölgedeydi. İrfan Sağcı'dan başlayarak sevgili Erhan Veren'e de söz vererek Bozkurt'a başlamış olalım. Sevgili İrfan Sağcı, buyurun. Evet, ne yazık ki unutamayacağımız, kimsenin de unutamayacağı, hatta ülkenin unutamayacağı hazin bir afet yaşadı Bozkurt bundan bir yıl önce. Yani 11 Ağustos günü Kastamonu'nun gerçi birçok ilçesinde de oldu ama Bozkurt'u çok derinden yaralamıştı zaten. Afeti yaşadık. Aradan daha bir yıl geçmeden yıl dönümüne hazırlanırken ne yazık ki ikinci bir sel daha oldu. Yani yine korkuttu. Allah'a şükür 27 Haziran. Evet, 27 Haziran'da çok şükür geçen yılki gibi de bir tabloyla karşılaşmadık. Tabii o zaman da yine hayatını kaybeden bir vatandaşımız oldu ne yazık ki. Ona da 11 Ağustos'ta, yani geçen yıl hayatını kaybedenlere de, bu sene selde hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutulacak bir şey değil. Fakat evet, 11 Ağustos günü cemiyetin, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği sergiye, yani orada yaşananları oradakilere de, dışarıdan gelenlere de göstermek adına Ankara'da, İstanbul'da ve Bozkurt'ta, nihayetinde Bozkurt'ta yıl dönümünün olduğu gün Bozkurt'ta yapılan sergi münasebetiyle oradaydık. Çok da güzel bir sergi oldu. Fakat beni düşündüren, beni böyle biraz kaygılandıran bir şey var. Biz o giremediğimiz alana, geçen yıl selde harap olan, giremediğimiz alanda sergiyi yaptık. Girilemeyen alanda. Ve baktım ki orada hala inşaatlar var. Aynı yerde. TOKİ evleri tepeye yapmış, çok güzel. Ama Bozkurt yerleşimini, ya hiç olmazsa orada zarar gören yerleri oraya yapmasaydık olmuyor muydu? Yani yer mi yoktu? İnsanlar mı kabul etmiyordu? Neydi de yani orayı yine oraya yaptı? Yarın bir sel daha olsa Allah korusun, olabilir. Beklentiler bu yönde. İnşallah olmaz. Yani inşallah bu kötü beklentiler de gerçek olmaz. Fakat böyle bir şey olsa ne yapacağız? Nasıl bir cevap verebiliriz? Yani ya da bu planlamayı yapanlar nasıl cevap verebilir insanlara? Evet, sel oldu. Buralar tahrip oldu. Yıkılmadı ama yıktığı insanlar oldu. Aldığı canlar oldu buralarda da. Giten canlar vardı. Yine oldu. Ya biz de hata yapmışız, yine aynı yere yapmışız diyemez ki ya. Nasıl diyebilir ya da? İnşallah olmaz ama yani
biz planlamayı yaparken en kötüyü planlayarak yapmalıyız ki bir şey olmadığı zaman mutlu olabilelim. Yapmak için yapılan şeylerde Allah korusun sonra çok üzülme ihtimalimiz var. Bunun dışında orada çalışmalar devam ediyor. Ama Bozkurt geçen yıl 11 Ağustos'tan sonra ya Eylül ayında gittiğimiz zamanki gibi Bozkurt. Yani şehir yerleşim alanı olarak yerler aynı. Tozdan topraktan nefes alamadık. Özellikle toz toprak yani tamam hadi olmamalıydı o meydanda diye düşünüyorum. Hadi ama hadi bu yani. Oldu yani orada oldu ama yollar da aynı ya. Yani o şehrin içindeki yollar da aynı. Hala birçok yer çamur. Çamurun kuruduğu yerler kum. Yürümekte de, arabayla gitmekte de çok böyle zorlanılarak yaşanılabilecek bir yer. Benim sözünü kestim ama benim dikkatimi çeken de şu oldu. Özellikle anma programının olduğu saatten yaklaşık bir saat önce yani 10-11 sularında, 12'de program başladı. 10-11 sularında hala orada meydanda işte yapılan inşa edilen havuzda çalışmalar devam ediyor. Evet. Ustalar vardı. İşte bunları bir Bozkurt Belediyesi'nin o saate kadar tamamlamış olması lazım tabii. Yani. O etrafta toz toprak hadi var diyelim. Evet arada bir yaptılar, yapmadılar demeyelim ama o alanı, o tozun kalkmaması için sürekli ıslamaları gerekirdi. Yani bir rüzgarla İnsanların oradan nasıl toz toprakların içine kaldığını gördük. Yani şöyle, benim ya dediğim şey şu. Bozkurt Belediyesi biraz. O gün için zaten tamam. Ben genel olarak yani oraya ben ne zaman gitsem selin olduğu zamanı psikolojik olarak yaşıyorsun. Yani değişen hiçbir şey yok ya. Girilemeyen yerlere giriyoruz sadece. Yollar aynı. Yani yollar selden sonraki yollar. Şehrin içindeki yollar selden sonraki yollar. Ya mesela dükkan yıkılmış, yerine dükkan yapılmış. Yerine yapılmış. Şimdi o dükkanda yine siz çalışacaksınız. Acaba tekrardan bir sel olursa benim dükkanım yine zarar görülme endişesi yaşayacaksınız değil evet. mi? Hep sürekli böyle hani benzer korkular, benzer endişeler devam edecek. Çünkü çok fazla değişen bir şey yok. Yani belki yapısal olarak bir değişim var ama yer olarak, konum olarak bir değişme söz konusu değil Bozkurt'ta. Bu sadece özel yapılar konusunda değil, hani ticarethaneler konusunda değil, kamu yatırımları noktasında da aynı noktalarda, bu kamu yatırımları da aynı noktalarda, aynı bölgelerde yapılmakta. Yani bu da kuşkusuz sorgulanması gereken bir durum. Tabii ki hiçbir can bir bedelle, bir parayla ölçülemez, şey yapılamaz ama Bozkurt öyle bir afet geçirdi ki, işte geçenlerde Sayın Valimiz mesela bu konuyla ilgili işin maddi boyutunu anlatmaya çalışırken mesela Kastamonu'nun bu sel afetindeki zararı 1.2 milyar TL civarında. Sadece özel idarenin sorumluluk alanında. Diğer DSİ, karayolları, orman bunların hepsini dahil ettiğiniz zaman 7-8 milyar TL, 7-8 katrilyon evet. bir çalışmadan bahsediliyor. Mesela şu anda Bozkurt'taki yapılan çalışmaların 7-8 katrilyonluk bir çalışma. Şimdi bu kadar bütçeli, bu kadar projeli, bu kadar çalışmalı bir program yapılırken gerçekten de biraz daha planlamaya ses verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ya da bunu oradaki vatandaşlarla hani bu ortak akıl dediğimiz hani oradaki vatandaşlarla bu sorunu çözme noktasında belki istişareler yapılsaydı bu konu çok daha farklı ele alınabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü sizler oraya gittiğiniz zaman oradaki insanlarla konuşuyorsunuz. Herkes konuşuyoruz. Ben daha hiç Bozkurt'ta yaşayan, orada nefes alan insanların ya işte eskisinin yerine yapıldı, bundan çok memnunuz diyen kimseyi ben çok nadir görüyorum yani. Aynı çalışmalar aynı noktalarda böyle yapılıyor. Böyle bir tablo var. Çok zor zaten insanların yani eskinin yerine yapıldı. Bu çok kolay bir şey değil. Bozkurt'la ilgili benim söyleyeceklerim de bu kadar. Bir de ben geçen hafta aslında bunu değinecektim. Geçen hafta atlamışım. Hani bunu da tekrardan edeceğim. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Milletvekili Hasan Baltacı'nın bir sorun önergesi vardı. Bence çok ciddi bir sorun önergesi. Bozkurt'ta bu konuyla ilgili mesela bir cevap verilmedi. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle gönderildi ama sonuçta ortaya bir soru atıldı. Bunun da bence bir cevabının olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Bozkurt'ta
bu işte iş yerleri ve evleri sel nedeniyle yıkılan vatandaşlara işte yeniden iş yeri ve ev noktasında işte hani destek verilecek, yapılacağı söylenmişti. Şimdi Hasan Baltacı'nın iddiasında da sorun argesine deniliyor ki işte senet alınıyormuş. İpotek karşılığında kişilerden senete imza atmaları isteniliyormuş. Boş senetmiş bu hani kişiler imza atacak ama neye karşılık bu seneti imzalayacaklar? Hangi meblağa karşılık imzalayacaklar? Orası hani belli değilmiş. AFAD üzerinden imzalattırılıyormuş falan. Şimdi ortada böyle soruların da olduğu bir yıl dönümünde evet. Yani bunların da cevabının bulunması lazım. Kesinlikle. Yani kişiler orada evini, iş yerini kaybetti ama hiç kimse bence evini kaybeden de işini kaybeden de bence sorumluluk yüklenmemesi lazım. En son sorumluluk yüklenecek olan kişiler. Sonuçta bu sel felaketi tamam takdir-i ilahi diyoruz ama yani bunun da oluşmasını sağlayan etkenler var. Bu sel felaketi nasıl oluştu, neye gitti? İşte benim en başından beri aslında söylemek istediğim nokta şuydu. Yani bu işin bir adli soruşturması yapıldı mı? Adli soruşturmasında bunlar ortaya çıkar. Kim kusurlu, kim kusursuz? Yani kesinlikle. Şimdi bu sel felaketinde DSİ mi sorumlu, karayolları mı sorumlu, orman mı sorumlu? Yoksa oralara imar açan belediyeler mi sorumlu, belediye yönetimleri mi sorumlu? Kim sorumlu? Yani kişi apartman yapmışsınız, kişiye orada daire satılmış. Ben buranın zemini sağlam mı değil mi, dereye atıldı mı değil mi diye ben bunu çok sorgulamam. Bu benim işim değil. Buralar satışa çıkartıldıysa, imar iskan izni verildiyse ben bunu alırım. Ama aldıktan sonra benim evim bu şekilde yıkılıyorsa ve ben bu konuda mağduriyet yaşıyorsam, hani bu tür bir felakette mağduriyet yaşıyorsam, bunun da maliyetinin, yükünün bana yüklenmesi hani çok mantıklı değil ya. Hani çok hani aklım ermiyor yani. Çünkü sonuçta bu Bozkurt için dünya kadar paralar da toplandı. Yani yardım kampanyaları düzenlendi. Yani bunlar da yapıldı. Yani bu soruların da cevaplarını bulması lazım. Yine mesela geçenlerde yine bir gazetecinin mesela bir ortaya attığı bir iddia var. Yine havada. Şimdi devlet suçlarıyla ilgili bu konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatmak istemiş. 7 kişi hakkında, devlet suçlarından 7 kişi hakkında soruşturma izni istenmiş. Ama soruşturma izni verilmemiş. Şimdi niçin soruşturma izni vermiyoruz? Yani bu kadar hani haklıysak soruşturma da ortaya çıksın. Evet. Yani şey yok. Hiçbir zaman için yapılan hatalardan, olumsuzluklardan kimse sorumluluk üstlenmek istemiyor. Herkes sorumluluğu bir kenara bırakıyor. Bu sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyoruz. Yani bunların da tartışılıyor olması lazım. Ama programına gelince yani ben şunu söyleyeyim. Kastamonu olarak biz tarihte buna benzer büyük bir felaketi bir 1940'taki Tosu depreminde falan yaşamışızdır. Hani kastam olarak. Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük sel felaketi diyoruz değil mi? Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük sel felaketi. Evet. Yani çok daha farklı, çok daha anlamlı derslerin çıkarılabileceği, insanlara hani bunu anlatabileceğimiz bir değişik bir anma programı da yapılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, bir kez daha hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Allah tekrarını yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın tabi. Ağustos ayı noktasında da içinde bulunduğumuz Ağustos ayı uyarılar var. Uzmanlardan, meteoroloji uzmanlarından bölgemize bir sel felaketinin daha yaşanabileceği, sel afetinin daha yaşanabileceği noktasında ki bunu da Kastamonu Valisi Avni Çakır dinlendirmişti geçtiğimiz günlerde. O anlamda daha dikkatli olmaya davet edelim.